أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما وإخلاصا وألحقنا إلى الصالحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وإن من شيء إلا يسبه بحمده Bugün inşallah Naziyat Suresinin irabına başlayacağız. Daha sonra tefsirini inşallah okuyacağız. Evet. Naziyat Suresi Mekki surelerden. Zaten Mekki sure dediğiniz zaman artık siz Mekki surelerin özelliklerini anlıyorsunuz. Daha çok imani meseleler, ahirete müteallik olan meseleler, işte Cenab-ı Hakk'a iman, ahirete iman, bununla alakalı veya da ahiretin varlığına, işte Cenab-ı Hakk'ın varlığına deliller, bu tarz e, sureler oluyor. Surede ağırlıklı olarak gelen konular, ele alınan konular bunlar. Medeni ayetlerden farkı bu. Ayet sayısı e, 46 tane Naziyat suresinin. Mekke'de inmiş. Buna Sahira da deniyor. İçerisinde Sahira diye bir kelime geçiyor. Yani nazia, Nazia diye geçiyor ve Tamme yine geçiyor. Suresi de denilir. Amme suresinin ardından inmiştir bu sure. Bu da onun kapsadığı mana ve konuların gerçekliğini ortaya koyuyor. Yani neyin? Amme suresinin. Çünkü Amme suresinde hatırlarsanız müşrikler istihza ve inkar kastıyla kıyametin ahvalinden sorduklarında Cenab-ı Hak önce ona imkan olduğunu ispat sadedinde kudretinin delillerini ve nimetlerini izhar etti. Sonra o günle alakalı bir mümin ve kafirlerin durumunu haber verdi. Burada ise o müminlerin ve kafirlerin durumu yani ahiret ahvali daha detaylı bir şekilde ele alınacak. Zaten daha önceki derslerimize bahsettiğimiz gibi Kur'an'ın bütün surelerinin her biri başka konulardan bahsediyor değil. Bilakis Kur'an'da tekrarlar var ve o tekrarlar onun yine belagatının göstergesidir. Çünkü herkes her vakit Kur'an'ı okumaya muktedir değil. Binaenaleyh Kur'an surelere veya da cüzlere ayrılmak suretiyle aslında her bir cüz, her bir sure bir Kur'an hükmüne geçmiş oluyor. Kur'an'ın en mühim meseleleri bu surelerin hatta bazı meseleler var ki hemen hemen her ayette ne yapılmış oluyor? Ele alınmış oluyor. Kema kâle Bina Binaenaleyh bu surelerdeki tekrarlar onun belagatına münafi değil veya onun için sebebi naks değil. Bilakis sebebi fadıldır. Zira belagat dediğimiz şey nedir? Muhatabı dikkate almak. Şimdi öyle bir kelam edeceksiniz ki ettiğiniz kelamdan sizden başka kimse bir şey anlamayacak. Sonra bunu övüneceksiniz. Bu övünecek bir şey olmaz. Öyle bir kelam edeceksiniz ki o ettiğiniz kelam vesilesiyle en ami adam da o kelamdan faydalansın. En alim adam da o kelamdan istifade edebilsin. Evet. 46 tane ayetleri var demek dedik 170 tane kelimesi var 700 civarı 30 harfi var Elif Hemin bunun fasılaları ee, önce surenin kendisini okuyalım Azmi hocam sureyi inşallah sizden bir dinleyelim Bismillah deyip irabına başlayalım Hocam, e, Murat Hocam benden daha iyi okur. Olsun, ne olacak no, hocam. hocam. Hepimiz olmaz hepimiz, hepimiz Allah'ın verdiği şekilde. Siz bilirsiniz, yani karar size bırakıyorum. İstemezseniz tabii zor olacak değiliz ama. Yani size eziyet olur hocam, ben okurum da. <laughs> ya, ya ciddi söylüyorum, yani Murat Hocam daha iyi okuyor. Tamam. Ben geçtiğini gördük. Murat Hocam o zaman siz okuyun yine, madem Azmi Hocam istemiyor istemiyor derken yani hadsizlik etmek istemiyorum Kur'an-ı karşı da. yani daha iyi okuyan varken. He. Tamam o zaman. Murat Hocam. Buyurun hocam. siz okuyun o zaman naziyatı. Teberrüken inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. <laughs> بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبحا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الراضفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طغى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك الى ان تزكى فاهديك الى ربك فتخشى فاراه الايه الكبرى فكذب وعصى ثم ادبر يسعى فحشر فنادى "فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها" رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاع لكم بانعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الانسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من ضغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها. فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرون لم يلبثوا İlla ashiyatan aw duhaha sadaqallahu alazim al fatiha Evet Allah razı olsun hocam. cenab Hak kabul etsin. Evet. Şimdi gelelim suremize. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ayetini daha önce yapmıştık girabını Amme suresinde. B demiştik harfi cer burada. E, müteallakı mahzuf. Bu müteallak muhakkar e, muakkar veya mukaddem olarak e, takdir edilebilir ama mukaddem olması hasır manası itibariyle daha uygun olduğunu söylemiştik. E, Bismillah yine isim burada harfi cerle mecrur. Allah ve mudaf, Allah mudaf iley. Er ve Rahim de onun sıfatı demiştik. Evet. Ve naziatı garqa. Vav burada ne vavıdır? Vav burada kasem vavı. Değil mi? Yemin vavı. Ve naziatı garqa ve naşitatı neşta ve sabihatı sebha fe sabiqatı sebqa. Şimdi bu buradakilerin hepsi yemin vavı olarak geliyor fel müdebbirat emra yevme tercufu racife şimdi <laughs> birincisine biz yemin vavı diyeceğiz ondan sonrakilere ise yemin vavı demeyeceğiz ne diyeceğiz onlara atıf diyeceğiz neden çünkü hepsine yemin vavı dersek o zaman hepsinin bir cevabı olması lazım Hepsinin bir cevabı gelecek ama hepsine olmuyor. Cevabı gelmiyor. O yüzden baştakine sadece Yemin vavu olarak irabı yapacağız. Yemin vavunun irabı nasıl yapılır? Kim yapacak? El vavu. Harfu kasemin ve cerrin, değil mi? Cer çünkü cer harflerindendir. Bizim kasem harfleri nelerdir? Aynı zamanda cer harfleriler, Cer harfleri, değil mi bunlar? Dolayısıyla harfu kasemin ve cerrin diye İrabını yapacağız. Harfu kasemin ve cerrin mebdiyun alel fetr diyeceğiz. En naziati naziati nedir o zaman bu durumda? O da isim mecrur bil vav. Vav ile mecrur olmuş isim olacak. Çünkü niye vav? Harfi cer olduğu için ondan sonra geliyor. Ve alameti cerrihi el kesratu zahiratu fi ahirihi. Peki kasem nerede? Kasemimiz nerede? Bunun harfi cer olduğu için müteallakı ne olmuş olacak? vel ve vel mecrur mutallikan bi bi fi'l el kasem el uqsimu yani bunda her zaman kasemlerde bir e, car, car, mecrurun kasem harfinin ve sonrasındaki mecrurun mutallik olduğu bir mahzuf var. O mahzuf ne burada? Ene uqsimu. Yani uqsimu yani, yemin olsun ki ven naziat garqa ve'n nashitat neştariye takdir ediyoruz. Peki garqa nedir? Garka. Garka kelimesi için birkaç tane irap vecihi var. Bunlardan biri ya mefulü mutlak olması. Tabi mefulü mutlak olacak ama e, garka, naziat aynı fiilin kökünden yani fiilin manasından değil. Bazı alimler diyor ki eğer fiilin manasından daha kuvvetli ise, daha güçlü ise o zaman mefulu mutlak olarak iraplanması caizdir. Dolayısıyla garqa burada neza'da. Neza'a çekmek. Şimdi onların manaları üzerinde duracağız. Garqa, garqa bir mana ig igrak diye söylüyorlar. Dolayısıyla bu daha güçlüdür. Yani neza'dan daha şiddetli bir şekilde çekmektir. O zaman ne olur diyorlar? Ha, o zaman bunun e, mefulü mutlak olması caiz. Niye mefulü mutlak? Zaten tekit için geliyor. Siz e, bir lafzı ondan daha güçlü bir şekilde böyle getirdiğiniz zaman mefulü mutlak olabilir. Mefulü mutlak diye iraplarsak mefulü mutlak mansubun ve alameti nasbi el fethetu zahireti fi ahiri. Diğer ihtimaller hal baskın çıkan ihtimallerden biri hal dersek halun mansubun ve alameti nasbi el fethetu zahireti fi ahiri. Geri dönüp bunların manaları üzerinde duracağız. والسابحات شيء wow, şey. والناشطات واضت بوردا جواب حرف عطف مبدي على الفتح لا محل له من الاعراب لان حرف الناشطات معطوف معطوف على النازعات الناشطات معطوف على النازعات مجرور مجرور مثله والمعطوف على المجرور مجرور وعلامه جره الكسره الظاهره في اخره نشطا Neştan ne olacak burada? Yine aynısı. Ya mefulu mutlak diyeceğiz. Aynı şekilde. E, yukarıdaki gibi. Biz mefulu mutlak olarak iraplayabiliriz. Ve huve mefulu mutlak mansubun ve alameti nasbi -i el fethetu zahireti fi ahirihi. Wa yine ve sabihat wa harfat fin mevdün al el feth sabihati ma'tufun alel naziat yine ve sabihati aynı şekilde ma'tufun alel naziat ve alamet ma'tufun alel mecruri mecrurum ve alameti ve mecrurum mislehu o zaman ve alameti cerrihi el kesreti zahireti fi ahirihi ve sebha sebha nedir? Yine aynı şekilde mefhulü mutlak mansubun ve alameti nasbihi el fethetu zahireti fi ahirihi fes sabiqatu fes sabiqatu olacak? Bu bir öncesine atıf olmuş oluyor. Bir öncesine atfetmiş oluyor. Yani neye burada şey fessabihat cümlesine vessabihat-i sebha fessabikat sebka diye yapacağız. Fa harfu atfin mebdiyun alel feth la muhallelea minel i'rab. ve fessabikat bu da nedir? ma'tufun alel sabihat ma'tufun alel sabihat diye يفجاز. معطوف على المجرور مجرور وعلامة جره الكسرة الزايرة في آخره. سبق مفعول مطلق منصوب وعلامة نصب الفتح ظاهرة في آخره. فالمدبرات أين شكل ذاب وذاب ينجسنا ف ديو فالسابقات فالمدبرات. فمعطوف معطوف حرف عطف مبني على الفتح. المدبرات معطوف على السابقات. معطوف على المجرور مجرور وعلامة جر الكسرة ظاهرة fi ahir fi ahirihi ve emra emra ne olmuş oluyor? Mef'ul bihi mansubun ve alameti nasbihi el fethatu fi ahirihi. Bakın bu mef'ul mutlak değil. Onlar müdebbira tedbir eder. Neyi? Emra emirlerini, işlerini ne yaparlar? Yani yaparlar. Düzgün bir şekilde iş, işlerini yaparlar manasında. Ee, bu şekilde mef'ul bihi olarak geliyor. Mef'ul mef mutlak olarak gelmiyor. Şimdi bunlar buradaki yemin ifadelerine bakacağız. Buradaki yemin ifadeleri. Burada şimdi bu beş ayette bu gelen yemin ifadelerinde bu kelimelerin manaları hakkında alimler çokça söz söylüyorlar. Çünkü Kur'an burada ne yapıyor? Yemin ifadesiyle e, ayete başlamış oluyor. Evet, şimdi anlam olarak ne verdi Elmalı Hamdi Yazır? Andolsun ki çekip çıkaranlara dedi usulcacık çekenlere tabi bu herhalde şey tercümeli şekli de belki asıl olan nasıl verdi asıl onu açmamışız herhalde. Evet yüzüp yüzüp gidenlere yarışıp geçenlere derken bir iş çevirenlere değil mi? Fel müdebbirat emra bir iş yapanlara yani. Şimdi kasem olsun yemin olsun ki diyor. Tabi yeminin cevabı nerede? Yeminin cevabı yeminin cevabı lamla gelmesi lazım değil mi? Lam ve fiille gelecek. Genel olarak yeminin cevabının nasıl geldiğini daha önce görmüştük. İşte mazi olursa laqad şeklinde daha çok gelirdi. Muzari olduğunda lam yine geliyor ve ondan sonra ne oluyordu? Fiili muzariinin, fiili muzarinin eğer araya da bir fasıla girmediyse o zaman ne oluyordu? Hal manasındaysa yine hal ve istikbal. O zaman nunu tekit alması vacip oluyordu. Fakat burada kasem kasem mahzuftur. Kasemin cevabı mahzuf, mahzuftur. Sanki takdiri le de. Çünkü ne dedik? Sure gerideki sureyle alakalı. İnsanlar yine ne amacı? Kıyamet hakkında soruyorlar. Dirilmek hakkında soruyorlar. Dolayısıyla da Kur'an bu bunlara yemin ederek dedi ki le Merak etmeyin. Siz diriltileceksiniz. Siz e, kıyamet var, kıyamet gerçekleşecek, kıyamet olacak diye Kasem'in cevabı nedir? maruf, malum olduğu için mahzuftur. Çünkü eğer bir karine varsa devamlı Arapçadaki temel bir kaide değil mi? Bir karine varsa orada hazif caizdir kelamın icazı için. Kelamı kısaltmak için orada onu tekrarlamaya gerek yok. Surenin amacından, geçtiğimiz sureyle alakasından ve sonra söyleyeceklerinden. Bunların hepsi nedir? Mahzuftur. Sanki ne diyor? Letub'athenne. Çünkü Kur'an'da, Kur'an'da hazif sebebi nedir? Pek çok çünkü Kur'an'da çok hazif var nedir? Ya icaz, icazdır. Ya emir vazıhtır, çokça açıktır yani ondan dolayı. Veya da azameti sebebiyle. Yani cevap buradaki cevabın büyüklüğü sebebiyle onu artık söylemez. Yani oradaki ibham tefhimi, tefhime sebebiyet verebilir. Yani bir şeyi söylemediğiniz zaman e, ne yapmış oluyor? Sanki insanların gözünde onu da bir bakıma büyütmüş oluyorsunuz. Bu açıdan da hazf olması e, icazının gereği olmuş oluyor. Belagatının gereği olmuş oluyor. Şimdi bu sözler nedir? Yani bu işte çekip çıkaran, usulca çeken, yüzünü e, yüzüp yüzüp giden, yarışıp geçen gibi fesabiqati sebqa mudabbirati emra emirli emrini tedbir eden gibi işte ven naziat naziat çıkarmak değil mi ne çekip çıkarmak manasında sanki e, şey yaptın e, kovayla bir şey çekip çıkarıyorsun gibi. Garkan yani ihrakan manasında sanki daldırarak çekip çıkarmak. Ve naşitat, naşitat naş naşit, kökünden geliyor. Bu da yadırı bir naşata, e, naşata yanşitu diye. O bağımlı, ikinci cevap? Bağım. Sanki ne diyor? Mesela naşattu delvu diyorlar. Bir kovayı çekti minel bir bi kuyudan. E, ne manasında olmuş oluyor? İza ahrajtaha, sen eğer onu çekersen, ahrajtahu, bir sür'atin hızlı bir şekilde çektiğinde bu manada kullanılıyor. Bakın diğerine yakın ve maşitat neşta zaten mef'ul mutlak. Bunda sorun yok. Aynı babından geliyor. Bunların mef'ul mutlak olmasına ihtim, ihtilaf yok zaten. Naştaat, neşta, sahibi hadisebaha, sahibi kadisebqa bunlar kılafsız mef'ul mutlak zaten. Dolayısıyla ne oluyor? Naşitat, neşta nedir? Onu çekenlere. Neşta öyle bir çekişle çekenlere e, burada bu şekilde manayı veriyoruz neşatadan. Evet. Başka e, ne dedik? Ves sabihati sebha. Sabihat sebha yüzmek demek. Sabihat yüzenlere sebha. Bir yüzüşle yüzenlere manası var dedik. Ves sabikat. Sabikat sebaka. Sibak derler yarışmaya veya da Türkçe'de ne kullanıyoruz bunu? o bu babın diğer maslarını kullanıyoruz. Bir sibak değil de diğer masları ne? İlgili babın diğer masları ne oluyor? Sibak. Hangi babın masları? Fial. Efendim? Ebega. Efendim? Ebega'nın masları değil mi? O Yok. sebaka Sibak. değil. sebaka değil. Fial vezni hangisiydi? Kıtal gibi mesela. Mufailen mi? Mufailenin değil mi? Mufaile babının. Peki fial oluyordu. Kıtal gibi. Mukatele gibi. Peki biz diğerini kullanıyoruz. Hangisi bizde kullanılıyor? Musabaka değil mi? Musabaka. Musabaka yusabigu müsabakatan. ve sibakan. Ve sibakan, sibakan diye. Sibakan. sibakan veya sibakan diye geliyor. Ee, bunlar tabi diğerleri semai oluyor. Onlar her biri her kelime o geliyor. Müsabaka yani müfaale babı, müfaale masları alal şey, alal ittifak, ittifakla şeydir, kıyasidir. Ama diğerleri kıyasi midir, değil midir? ihtilaflı İhtilaflı. E, fi'al fi zaten şey. Geneli semai. Yani Arap oradan getirmişse. Fi'al vezni de aynı şekilde. Ama müfaale e, semai değildir, kıyasi. Bütün bu babdan gelen fiilleri bu vezinden getirebilirsin. Ama diğerleri daha çok semai. Her kelime fi'al veya fi'alden gelmiyor. Şimdi bakın bu da ne? Müsabaka diyoruz. Yani yarışmak. Fes sabikat. O yarışanlar sebka bir yarışmayla Yarışanlar koştura fel müdebbirat debbere yüdebbiru tedvir işini yapan fel müdebbirat o e, işini yapanlara ki ney, neyi yapana müdebbirat onu yapan neyi emra orada bakın meful değil mi mefulu bihi yani o işini yapanlara şimdi burada beş tane şeyden bahsetti ne dedi şiddetli çekmek yavaşça çekmek. Buraya mesela e, naaş yavaşça çekmek verdi. Şimdi aşağı detaylı açıklayacak. Yüzüp gitmek, yüzmek yani. Fes, vas, bir yüzmekle yüzmek. Fet sabiqati sebka, yarışmak, geçmek. Fel müdebbirat emra, işini çevirmek. Çevirmek demek burada iş çevirmek kötü manada değil. İşini çekip çevirmek. Hani derler ya ya kadın işte evin işini çekip çeviriyor. O manada yani. Gibi şimdi beş şey üzerine yemin edildi. Tabi alimler diyor ki Bunlar nedir? Şimdi bizim kesin bildiğimiz şey cevabı. Cevabı mahzuftu. Yani nedir? Cevap bunlar karine ile bilindiği için zikredilmedi. Yani bunlar olacak. O kıyamet ve öldükten sonra dirilme gerçekleşecek. Bunlar var olacak. Dediğimiz gibi Kur'an'da bu tarz yeminlerin ifadeleri, yemin ifadeleri çokça hazmedilir. Çokça tefsirlerde şunu göreceksiniz. Yemin, yeminin cevabı nerede? Kimi diyecek ki mahzuftur. Kimi diyecek ki hayır cevap budur. Böyle ihtilaflar göreceksiniz. Ona göre mana takdir edilecek. Çünkü daha demin de saydığımız gibi bazen icaz maksadıyla bazen vuzuhu libuduhu emri oradaki işin aşırı derecede vazuh olması veya da olayın azameti sebebiyle bunun gibi sebeplerle hazif caizdir. Şimdi bunlar kimdir peki? Bunlar ne? Bu yemin ettiği şey tamam. Yemini biliyoruz. Cevabı biliyoruz. Fakat alimler bu yemin ifadeleri nelerdir? Bunun üzerinde duruyorlar. Çünkü bu ayetlerden her bir kelime e, kendisi içerisinde farklı farklı manaları barındırıyor. Bakın mesela Garkan ve naziat Gark, ıhrak manasında mastar, isim mastardır. Bakın bu isim mastardır. Mesela ittika mastardır. Takva isim mastardır. Değil mi? İsim mastarlar mesela i'ta mastardır, ata, ata isim mastardır. İsim mastarlar mastarlarına göre nedir? Daha az harfte oluyorlar. Daha kolay söylendikleri için daha yaygın oluyorlar. İsim mastarlar. İğrak suya daldırıp boğmak. Eğraka garakadan boğulmak değil mi? E, garika, egrakada, egrakada daldırmak, boğdurmak gibi yani. Bir kabı doldurmak manası var dolmuş hale getirmek, yayı şiddetli ve aşırılıkla doldura doldura çekmek bir yayı. Bu manalardan hareketle bir şeyde aşırı gitmek, uzağa gitmek manalarında da mecazen kullanılıyor. Naziat, nazi, nazia'ler nazi nazi demektir nazia. Nazia ne demek? Bu kelime müteaddi veya lazım olmasına göre. Yani müteaddi de kullanılıyor lazım da. Nezi, nezi kökünden de nüzuh kökünden de türetilmiş olabilir. Şimdi iki tane ihtimali var. Neziyade da olabilir, nüzu'a da olabilir. Bakın buna göre mana değişecek. Şimdi nezi'a dediğimiz buradaki çekip çekip almak manalarında bu, bu manalarda çeşitli anlamları var. Mesela nezi'a intiza manası. Bir şeyi böyle hani hadiste geçiyor ya اِنَّ اللّٰهَ لَا يَقْبُدُ الْعِلْمَ اِنْتِزَاعًا يَنْتَزِعُ مِنْ سُدُورِ عِلَمْ Allah ilmi sizin aranızdan çekip almakla almaz. Alimlerin canını alır, alimlerin hayatını alır. Öyle ilmi sizin aranızdan alır. Ondan sonra alimler ne olur? وَلَكِنَّ اللّٰهَ يَقْبُدُنْ عِلْمًا وَقَبْزَتُنْ عُلَمًا Allah ilmi alimleri kabzetmek, ruhunu kabzetmekle onları alır. İlmi aranızdan böyle alır yani. Yoksa ilmi sizin sadrınızdan çekip alma. Neza bu manada? İntiza manası, çekip çıkarmak manası. Nezi' mesela kuyudan şiddetle yine su çekmek, su çıkarmak manası. Nezi' yay çekmek. De çekmek. Bakın hepsinde bir çekme anlamı var. Evet. Dördüncü nezihden geliyor. çekip koparmak gibi bir manası var. Neşata veya bir düğümü yumuşak bir şekilde usulcacık. Bakın bunda hep bu var. Hızlıca hızlıca ve hafif, kolay bir şekilde. Bunda hep bu manalar var. Neşatı biliyorsunuz. İşte neşat, gönül huzurluğu, şenlik, rahatlık vesaire manaları var. Şimdi bunlar bu ayetlerde işte sabihat belli zaten. Sabikat da belli. Fel bunlar bilinen kelimeler. Sabikat dediğimiz gibi Sebeka'dan sabık, ismi fail olmuş. Sabih, yüzücüden sabih, sabih olmuş. Sonra sabihat diye gelmiş. Sabık, sabikat diye gelmiş bunlar. Bunlar e, müdebbir, müdebbir, debbere, yüdebbir, tedbir, tef'il babından ismi faili müdebbir diye. Sonra müdebbirat, e, cem müennesi gelmiş. Şimdi bunların hepsinin, hepsinin manalarında tek şey manaları da sorun yok kelime fakat kastı ne olabilir Kur'an'ın bunun hakkında ulema ihtilaf ediyor. Diyor ki ya hepsi meleklerdir. Bunlar meleklerdir. Yani müdebbir şu hepsi ismi fail. Nazia çekip alan. naşit yine çekip alan. Sabih yüzen. Sabık yarışan, koşan, giden. Müdebbir işlerini yapan. Bunlar melekler diyorlar. Sanki şöyle mana. Naziat garka yani boğa boğa daldıra daldıra şiddetle. Bakın bunda çünkü bir neza böyle çekip alıyorsunuz, söküp alıyorsunuz yerinden. Sanki böyle söküp söküp alan. Bunlar melek olabilir. Niye demişler böyle? Sanki melekler kafirlerin canını alan azap melekleri gibi. Yani wa naziat kafirin böyle ruhunu söküp alan azap melekleri gibi. diğer ise, diğerinde ise mesela ve naşitat o da böyle tereyağından kıl çeker gibi müminlerin ruhunu alanlar. Bu şekilde vermişler. Sabihat nedir belki yüzmek bu manada. Yani bunlar Cenab-ı Hakk'ın emirleri içerisinde e, tamamen iş yapan ve can alırken nefislerde dalgıç gibi sanki. Dalıp yüzen melekler canları alırken diye tabi bu şekilde mecazi vermek zorundalar. Yani eğer melek dersek buna kesinlikle burada bir mecaz ihtimali var. وَالصَّابِقَاتِ Sabikat bu şekilde yarışan dedik. Bunlar ne olur? Kafirlerin ruhlarını cehenneme müminleri de cennete götürmek için yarışan olabilir eğer melekler diye takdir edersek. müdebbirat emir ne demek? İşini tedbir eden. Bakın debbara tef'il vezninden geliyor. Tef'il teksir ifade ediyor. Çokça işlerini yaparlar, yerine getirirler. Bunlar nedir? Yüce Allah'ın alemin düzeninde emir altına verdiği e, memur kıldı. Yani Cenab-ı Hakk'ın onları yüklediği işleri tam manasıyla bilip yapan diye vermişler ya da bunlar insanların nefisleridir. Ve bu insanların nefisleri olmasına göre bir e, mana kazanır. Ya mesela e, bedenden ayrılan erdemli nefisler ki. Yani ve'n naziatu gırqa sanki bedeninden kopmuş. Alışıp kaynaştıkları harı hayır kazanmak için araçları binitleri olan bedenlerinin şiddetle her noktasından ayrılır ve bununla beraber melekler ve ruhlar alemine sanki biraz daha tasavvufi bir mana gibi yani bundan kopar, nefsinden çıkar, uzaklaşır sonra ruhlar alemine neşeyle çıkar, orada yüzer sonra geçip mukaddes bölgeye gider şeref ve kudretiyle ne yapar? işi yöneten melekler sırasında ve onların derecesine veya onlardan daha üstün olabilir diye söylenmiş veya da ölümden önce ölmeden önce bir manevi olarak bir tarikata katılarak tarikat dedi yani Allah'a giden bir yol. Cenab-ı Hakk'a giden yollar insanlığın nefesi kadar fazladır, çoktur yani. Allah herkes Allah'a gider. Yeter ki Allah'a yolu yol olsun, doğru olsun. Kimi hızlı gider, kimi yavaş gider ama bir şekilde insanın amacı niyeti olunca ayağa da kaymazsa bir şekilde Cenab-ı Hakk'a ulaşır. Daha önceki ayette dediği gibi femen şa'a ettekaza ila rabbihima aba. Artık dileyen Rabbine ne yapsın? Giden bir yol tutsun. Yeter ki ona gitsin. Ona giden ne yapsın? Bir yol tutsun. Dolayısıyla bir tarikate, bir yola sülük eden, seyir sülüke gitmiş olan kişi de ne yapar? ibadet edip nefis mücadelesini vererek ondan bahsetmiş. Erdemli insan, üstün insan. Ve men şâ fakat khâbe mendesaha Ve kad khâbe men Ve men

Olmadı hocam. Evet. Olmadı. Neyse. Yani, kim ki Rabbinden korkarsa orada zekka yoktu o zaman. Femen ha hafemen... femen femen ha Kim korkarsa femen ha hafemen... femen femen ha fe Neyse. Hocam hangi sureydi ben? Şey, şey suresi ya. Şems galiba. Şems miydi? Ve şems ve duhaha ve leyli idâ seca ve leyli idâ seca ve Ve

bu da ikinci mana. insanların nefisleri. Yani tamamen nefisleriyle mücadele edip başarılı olan insanların o zorluğu çekip en sonunda e, emrini tedbir edecek seviyeye gelen, olgunlaşan, kamil ruh, kamil insan. Çünkü insanın amacı nedir? Bedeninden, bedeninin onu bağladığı şeyden kurtulup adeta ruhunun özgürleştirmesi. Hani diyorlar ya ben özgür olmak istiyorum. Sen bedeninin kölesi olursan özgür olamazsın ki. De asıl özgürler hakiki Müslümanlardır. Hakiki alimler, veli, Allah'ın veli kulları. Niye? Onlar nefislerinin onları bağlamalarından, onu köle gibi kullanmasından sıyrılıyorlar, özgürleşiyorlar. O özgürlüğün içerisinde müthiş bir ruhi güç hissediyorlar bu sefer. İşte bu nedir? Ee, i̇nsanın bir ömürlük mücadelesi. Bir ömür insan ne yapıyor? Nefsiyle bu şekilde mücadele ederek en zorluktan başlıyor ta ki fel müdebbirat emra olana kadar. Veya burada işte gaziler, savaşta gidenler. Hani dedik ya orada işte e, o atlıları vesaire. Bu mana olabilir. Silahları doldurur, çekerler. Oklarını, mermilerini kolayca atarlar. Sanki böyle o çekenlere, neyi çekenlere? işte silahlarını çekenlere. Veya da işte mücadele edenlere işte kolayca e, çeken dedi neyi kolayca atan diyebilirsin mermilerini atan sanki denizde karada mücadele eden yani burada Allah yolunda savaşanlara da bakıyor olabilir demişler. Bunlar bakın hep mecaz. Yani bunlar ihtimaller ama buna göre siz e, takdir edebilirsiniz. Bu mübhamatta her zaman hayır vardır. Bunlar bir ölçüde, bir ölçüde tamamen değil, müteşabiha'ta yakın olanlardır. Yani tam manasıyla belki bizim anlayamayacağımız. Bazen olur ki bazı manalar bazı zamanlarda, bazı kimseler için çok ciddi bir şekilde takarruf edebilir. İnsan o manayı zihninde dolu bir şekilde görebilir. O yüzden alimler manayı kısıtlamıyor. Geniş bir şekilde veriyor ki ne oluyor? Anlaşılıyor. Evet bu üç mana da diyor bizde anlaşılabilir mealden. O yüzden dikkat edin kastı vermemiş. Yıldızlar denilmiştir ama bu diyor bu zayıf. Çünkü iş çevirici diyor. Yani müdebbir onlar müdebbir olamaz diyor. Dolayısıyla diyor yine bu melekler manasında olabilir. Gördüğünüz gibi bu şekilde bu Üç meseleyi asıl yemin meselesini aldık. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtena inneke entel alimel hakim ve ahur du'avane elhamd rabbil alamin.